Asıl hedefleri Büyük İsrail projesidir. AK Parti Tire Gençlik Kolları Kudüs'ün Amerika tarafından sözde başkent olarak tanınmasının ardından sokağa döküldü. Başkan Eftal Gül Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Ey Amerika, ey İsrail, şunu bilin ki Kudüs Müslümanların izzet ve şerefidir. Bugün izzetimize ve şerefimize kastedenlere, ezanları susturanlara, Bilal'in hatırasına kan kusturanlara, onlara karşı bir olma vaktidir, bir olma zamanıdır. Gelin her türlü etnik ve mezhepsel itilafları bir kenara koyarak ümmet çatısı altında buluşup toplanalım. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından tüm Türkiye'de tepkiler çığ gibi büyüyor. Tire'de de AK Parti Gençlik Kolları üyeleri Başkan Eftal Gül eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Birazdan yaşanan Kudüs krizine tepki gösterecekler. ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından tepkiler tüm Türkiye'de olduğu gibi Tire'de de çığ gibi büyüdü. Tire'deki en büyük tepkiyi ise AK Parti Tire Gençlik Kolları gösterdi. Gençlik Kolları Başkanı Eftal Gül'ün çağrısıyla sokağa çıkan vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'ndaki programa AK Parti eski ilçe başkanı Kamil Yıldız, eski milletvekili adayı Emin Sefa Kayacan, Sadrettin Yakuter gibi isimlerin yanında çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda basın açıklamasını Eftal Gül yaptı. Gül, yaptığı açıklamada asıl hedefin Büyük İsrail projesi olduğunu vurgulayarak Amerika'nın dünyayı karanlık bir döneme sürükleme gayreti içinde olduğunu söyledi. Asıl hedefleri Büyük İsrail projesidir. Dünya barışının zembereği olan Kudüs'ün İsrail'in başkenti yapılması ile dünyayı karanlık bir döneme sürükleme gayreti içindedirler. Çok sayıda vatandaşın katıldığı basın açıklamasında Eftal Gül, Nuri Pakdil'in şiirini okuyarak herkesi mücadeleye davet etti. Yüreğimin yarısı Mekke'dir. Geri kalanı Medine'dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs vardır demiş. Unutmayın, zafer elbette inanan ve bu uğurda, bu şuurla mücadele edenlerindir. Ve zafer çok yakındır. Rabbim ülkemizin, İslam aleminin ve tüm mazlum milletlerin yardımcısı olsun. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.